Bismillahirrahmanirrahim. Tıp dünyasında pek çok tedavide hastaların üzerine domuzların kalp kapakçığı veya enzimleri kullanıyorlar. Buna izin var mıdır? Eğer doktorsak bu tür tedaviler hastalarımıza uygulayabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Destur. Kesinlikle biz kullanamayız, yasaktır. Maymunun şeylerini kullanırsan o daha iyidir. Hiç olmazsa derler ki bizi öğretiyorlar, biz maymundan geliyoruz. Niçin o zaman maymunun kalp kapakçığı veya enzimlerini kullanmıyoruz? Maymunları da kullanamayız tabii ki. Ama onlar özellikle domuz parçalarını kullanıyorlar ki bu haramdır. Bu sadece İslam'da değil, Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ya haramdır, yasaktır. Eğer bana sorarsan uygun değildir. İzin yoktur. Biz bu dünyada yaşıyoruz şimdi. Her şey çok sıkı bir böyle. Bizler bir fetva vermiyoruz. Elhamdülillah bizler ki alim değiliz. Velhasların alimleri taşısın o yükleri. Onlar sorumlu, biz değiliz. Allah bize sorarsa ben bir alim değilim, ben bir şeyh değilim derim. Ama onlar ki onlar alimlerdir. Özellikle bu ülkenin alimleri ki pek çok onlar ki İslam'a daha dün gelmişler. Bir iki yıllık kurs görüyorlar. Sonra kendilerini usta diye çağırıyorlar. Evet, bu sizin başınızın üzerine gelir. Eğer bir doktorsanız ve kullanmak zorundaysanız bu tabii ki Müslümanlara geçerlidir. Müslüman olmayanlara, onlar çünkü Müslüman olmayanlar şeriat kanunun altında değillerdir. Ama şimdi zaten şeriat kanunu yok. Çünkü halife yok. Eğer bir doktorsanız demek ki bir Müslüman olmayan bir hasta üzerinde ben o zaman ona karışmam. Ama sen bir Müslüman doktorsun ve Müslüman hastanın üzerinde kullanacaksın. Buna da pek karışmam ama sana derim ki bu izin verilen bir şey değildir derim. Ve buna bir alternatif var mıdır? Başka bunun bir alternatif yolu yok mu? Bu zamandaki bu yüksek teknolojide yapamaz mısın? Başka bir çözüm yolu yok mu? O zaman orada büyük bir soru işareti var derim. Buna baktığımızda, daha derinlerine baktığımızda olayın, içinde yaşadığımız bu zamanda pek çok yönden kilitleniyoruz. Sadece tıp alanında değil, kozmetik alanında da. O yüzden söylüyoruz kadınlara, Müslüman kadınlara. O makyaj malzemelerini kullanmayın diyoruz. Onlar dinlemiyorlar. Ne yapabiliriz? Gerekli değil onu kullanmak. Evlisin ya da evli değilsin, makyaj kullanıyorsun. Bunları ne için kullanıyorsun? Kocan için kullanıyorsan başka bir şey. Kocan için kullanmıyorsan kim için kullanıyorsun? Yanlıştır o zaman. Gerek yoktur buna. Özellikle biz bu yolu takip ediyorsak, ben kimseyi zorlamayacağım. Yapmak istiyorlarsa onlara bağlı. Ama onlar sadece domuz ürünleri değil. Ama aynı zamanda insandan parçalar da kullanıyorlar. Dikkatli olun. İşlenmiş gıda malzemeleri özellikle. Dikkat edin. Ne zaman görürseniz doğal katkı maddeleri, doğal tatlandırıcı gördüğünüzde
enzimler, pek çok o şeyler var ki bilmediğimiz, ne olduğunu bilmediğimiz, onları domuzdan alıyorlar. Daha fazla söylememi ister misin? Bazı ekmekler var. İnsan kılında bir protein var. Onun içinde bir protein var. İnsan saçından çıkıyorlar ve onu bir dengeleyici olarak kullanıyorlar. Gördüm ben bunu. Büyük bir aylar önce büyük bir skandal olduydu. Çünkü bazıları iddia ediyor ki Pepsi insan embriyosu kullanıyor. Onların paralarıyla neleri desteklediklerini bir tarafa bırakın. O ürünleri, ürünlerinin içine şeytani şeyler koyuyorlar ki onun içine üflüyor insanlar. Daha çok içtikçe ondan dünya seni daha çok kandırıyor. Onları bir kenara bırak. Sadece fiziki şeyleri koy. Büyük bir skandal vardı. Biz insan embriyosu kullanmıyoruz. Biz onları klonluyoruz ve onu kullanıyoruz dediler. Öyle iddia ediyorlar. Bu daha iyi olmalı, öyle mi? Ve bunu söylüyorlar bize. Bize söylemedikleri neler? Evet. Çok şeytani bir zamanda yaşıyoruz. İnanan kişiler için, inanmayanlar için, kafirler için bu harika bir şey. Her şey özgür. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hiç kimse sizi durdurmaz. Ama bir mümin için zombi olmayan, beyinleri yıkanmamış olanlar için eğer sorgularsanız gerçeği bulursunuz. Evet. Tıp alanında, eczacılık alanında, gıda sektöründe, tarımda, tarım endüstrisinde, her yerde kullanıyorlar. Bunlar bir halife varken olmadı. 100 yıl önce bunlar olmuyordu. Dünya şimdi öyle bir cehennem içine girdi ki halifelik kaldırıldığından beri hiç kimse diyemez ki daha iyi bir hale geliyor bu dünya diyemez. Evet, eğer Florida'da yaşıyorsan, Kaliforniya'da güzel hava, bütün dünyanın geri kalanı yanıyor. Allah bizim için kolaylık getirsin, uyanmamız için inşallah. Çünkü bu dünya bu şekilde devam edemez. Her kendi kendine her şey yok olur. Estağfurullah.